YouTuber balıklardan Gamer Balık karşınızda. Kanalımızda popüler oyunlar için ipuçları veriyorum ve yeni oyunlar deniyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Bugün inceleyeceğimiz oyun... Garden Galaxy. Evet, oyunumuza başladık. Burada bir çömlek var. Bu bizim rastgele eşya aldığımız ve eşyaları sattığımız en önemli nesnemiz. Buradaki siyah mum gibi görünen şeylere oyun ziyaretçi demiş. Bunlar arada gelip bahçemizi ziyaret ederken onlara dokunursak bize para ya da sembol verip kayboluyorlar. Bu bozuk paraları çömleğe attığınız her seferinde ise bize rastgele nesneler veriyor. Bu nesneleri yerleştirerek bahçemizi oluşturuyoruz. Bahçemizi istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Bu parçaları istediğimiz yere koyabiliyoruz. Üzerine tıkladıkça da nesneleri daha iyi yerleştirmek için birkaç farklı şekle sokabiliyoruz. Bakın, kedi geldi. Çok şirin değil mi? Şunu da atalım bakalım ne gelecek. Aa, su geldi. Suyu bu şekilde kullanmak da çok eğlenceli olmuş. Acaba içine bir şey atınca batıyor mu diye bir bakacağım. Aa evet, bakın, yüzmeye başladı içinde. Buradan da sanırım fıskiye geldi. Acaba şu bitkileri sulayabilir miyiz bununla diye bir bakıyorum. Şöyle bir çevirelim. Evet, bakın, bitkiler ışıldıyor. Ben de hemen sulama aletinin çevresini bitkilerle sardım. Çiçekleri de saksıların içine gömdük. Çok güzel oldu. Burada bir domuz kumbaramız var. Çıkan sembolleri atıp 10 tane biriktirdikten sonra kırarsak bize bu parçaların yerine 10 tane bozukluk verecek. Ahşap bir oturak çıktı. Kedimizi bunun üstüne koyarsak böylece çok daha güzel durabilir. Hemen deneyelim. Şöyle koyduk. Kedimizi de üstüne koyduk. Şöyle baksın. Bir de bu tarafa aldık mı işte oldu. Evet, bahçemiz gittikçe güzelleşiyor. Ağaç kökünü de yeşillik alana koyalım. Heh, oldu. Domuz kumbaramız da doldu. Onu da kırıyoruz ve 10 tane bozuk para verdi. Bunların hepsini bahçemizi güzelleştirmek için kullanacağız. Farklı bir oturak daha geldi. Bir tane zemin taşı geldi. Onu da bizden tarafa yerleştirelim. Boş saksı geldi. Hemen kenarda saksısız bekleyen çiçeklerden birini ekelim buna. Böyle bir rulo fırça geldi. Aa, arka plan rengini değiştiriyormuş tıklayınca, gördünüz mü? Bakalım, evet, farklı renklere boyayabiliyoruz bu şekilde. Arka planı çok şirin düşünülmüş gerçekten. Şöyle bir iki renk daha bakalım. Buradan da çeşitli nesneleri depolayabiliyoruz kutumuza. Hemen buraya oturdu parça. Burada dursun. Şu bozukluğu da atalım. Zeminimiz çok az. Çok da sıkışık ortalık. Biraz düzenlememiz gerekecek buraları. Bahçenin tasarımı tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde tasarlayabiliyorsunuz burayı. Güneş saati geldi. Aa, bununla da zamanla oynayabiliyoruz. İstersek sabah ya da akşam ayarını yapabiliyoruz. Çok eğlenceli. Kumbaramıza bozukluklarımızı atalım. Bu saksıda büyüyen bitkilerimiz de artık toprağa dikmenin zamanı geldi bence. Bakın, ağacı diktik ve bence bahçemize çok yakıştı. Objeleri satıp onları da paraya dönüştürüyoruz. Kırmızı çatılı ev geldi. Hemen eskisini satıp onun yerine yeni evimizi koyalım. Evet, artık buraları hızlıca düzenleyelim. Bitkilerimizi dikelim yeşillik alanımıza. Boş saksıları da kutularımıza kaldıralım. Şimdiden güzelleşmeye başladı. İyice derli toplu oldu. Bakın, gece bahçemiz ne kadar güzel gözüküyormuş, gördünüz mü? Ateşin ve lambaların ışıkları bahçemizi çok daha şık gösterdi. Biraz daha gece oynayalım o zaman bence oyunumuzu. Bu neydi ya? Bu, aa, tıklayınca etrafta yıldızlar belirdi. İstersek arka plana böyle yıldızlar koyabiliyoruz, böyle süsleyebiliyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Oyunun isminin neden Garden Galaxy olduğu şimdi anlaşıldı. Şu anda adeta uzayda salınan bir bahçe inşa ediyoruz. Gerçekten çok ilginç bir oyun olmuş. Bahçenizi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz, istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Biraz çiçeklerimizi sulayalım ve onların büyümesini sağlayalım. Kumbaramızı da kıralım. Bir sürü bozukluk çıktı yine. Çim alan geldi. Onu da şöyle koyalım. Bakın, görüyor musunuz neler var bahçemizde? Gittikçe de zenginleşiyor. Yerleştiremediğim için daha bir sürü objeyi sattım. Bir kısmını da depoladım. Aslında daha birçok obje koyabilirdim buraya. Siz isterseniz bu farklı zeminleri bambaşka şekilde de tasarlayabilirsiniz.
Bakın burada bütün açılan objeleri görüyoruz ve daha keşfedemediğimiz bir sürü obje var. Evet, bahçemizin son hali bu. Bakın kaplumbağamız geziyor etrafta, çok şirin. Burada da kavanozda böceğimiz var, çevresini aydınlatıyor geceleri. Flamingo heykelimiz bile var, renkler şahane. Oyun böyle bir seferde oturup bitirilecek bir oyun değil bu arada. Çünkü oynadıkça yeni parçalar açılıyor. Birkaç kez oynayıp oyuna alıştıktan sonra çok daha sıra dışı bahçeler tasarlayabilirsiniz. O nedenle defalarca sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun. Biz bu oyunu çok beğendik, oynamaya da devam edeceğiz. Sizlere de bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz. Gamer Balık kaçar. Daha fazla oyun videosu için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Güle güle.